birazcık göstereyim size ama karardıktan sonra hiçbir şey görünmeyecek. Bir 4 dakikaya otelimize varıyoruz. Kırmızı ışıktayız. Her yer birbirine benziyor. Bugün Sarasota'ya gittik, oraya gittik, buraya gittik. Hep yapılar, mimariler ve yer bir şekilde birbirine çok yakın. Sarasota'ya gittik. Bir de ayrıca şu... Evet. En son gittiğimiz Milli Park burası. Bize haritasını da verdiler. Burası da denizin üzerinde bir ada. Şu şekilde ada. Karayla sadece köprü olarak bağlantısı var. Biz burayı çok beğendik. Burada hep... Yani kano bölümü var, orada balık, yüzemiyorsunuz. Balık tutma yeri var, orada yüzemiyorsunuz ve kanoyla geçemiyorsunuz. Artı zaten bir tane videoda göreceksiniz, deniz kıyısında denize girdiğimiz yer. Harikaydı, kuşlar harikaydı. Çeşme'ye bilenler bilmiyorum. Ilıca sahilini, oradaki... Ilıca sahili, aynen öyle. Şey. Burayı Türkiye'ye çok benzettik. Yer yer Kuşadası, yer yer... Marmaris, yer yer Göcek. Gerçi bütün sahil kesimleri birbirinin biraz, yani bayağı bir benziyor. Avrupa'dan farklı ama Sedat değil mi? Ya Avrupa'da tatil memleketi var diyemem ki. Yani aşağıda İspanya, İtalya, oralarda. Oraları da görmedik, bilmiyoruz. İtalya'ya gittim ama tatile falan gitmedim. Ben sahil şehrine inmedim. Sen İtalya'da nereye gitmiştin? Ben İtalya'da Trieste'ye gittim. Limana. Şimdi... Bu arada kaç dakika diyor Sedat'cığım? 7 dakika var. Kaç? 7 dakika. Ha, 7 dakika var. Yaklaşık o zaman. Otelimize gelmek üzereyiz. Tam Clear Ridge Water için göbeğindeyiz. Hedefiniz soldadır. Açık deniz. Aa, otelimiz buraymış. Daha önce kaldığımız otellerden daha güzel. İç denize bakıyor, havuzu da iç denize bakıyor. Evet, Clearwater Beach Hotel. Şuraya bırakalım arabamızı. Evet, ben. Şimdi biz aynı fiyatları ödedik ama son iki gündür kaldığımız otelden daha güzel bir otel. Görüntüsü olarak evet. Karşı taraf açık deniz. Otel de iç denize bakıyor. Deniz çok güzel bir yerdi. Eda bile fark ediyor. Aa, burası mı diyor. Aynı Türkiye gibi resimlerde konum bölgeye baktığınız zaman şahane bir şey bekliyorsunuz. Sonra bir gidiyorsunuz. Hop, offside. Otelimiz burası. Karşıda da Edgi Otel var. Böyle. Otelde görüşmek üzere. Otel odasını göstereceğiz. Bu fiyatlarda hangi kalite var bilmenizi istiyoruz. Hoşçakalın. Geçin yanına. Tatilimizin 4. gününde sonra sağa dönün. Dunedin, Florida'dayız. Bu videoda konuşmaktan çok etrafı seyir olacak. Kısa bir video olacak. Buraları da görmeniz açısından. Sol tarafta küçük marina, Türkiye var bir yer. Burası balık ekmekçi. Sağa dönün, ardından sola dönün. Şurası balık ekmekçi bak. Bizim geldiğimiz yer. Evet. Burası downtown'u. Sola dönün. Benim tuttuğum ev buraya çok yakın. 5 dakika mesafede. Köşe dondurmacı. Evet. Karşıda buranın çok ünlü bir dondurmacısı var. İlk geldiğimizde evi ayarladığımızda oradan dondurma yedik. Burada bitmeyen sektör dondurma. Evet. Evet arkadaşlar, ne iş yaparım diyorsanız, bütün çok yıl, güzel yapıyorsanız dondurmadan anlıyorlar çünkü dondurmacı. Bütün yıl dondurma satabiliyorsunuz burada. Krakerli, waffle'lı her türlü çok güzel. Kışta. Burada çok fazla yazı bilmiyorum ama otopark sıkıntısı yok. Parklar bedava.
bence yaşanır. Olabilir burada. Çünkü muhteşem bir yer. Burada ölü sezon yani kış ölü sezonunda bile. Düz devam edin. Biz Pan Harbor'ın kuzeyindeki Springwater'a gideceğiz. Bölgenin ismi o. Gelmeden önce internetten oralara bakmıştım ve çok güzel olduğunu keşfettik. Evet, o karşıdaki otoparka gidelim Serhat'cığım birazcık. Anne burada. Eve bak. Evet, bakın arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Gibi. Yani bizim köyceğiz değil, göç de böyle tabii ki ama ulaşılamayacak rakam. Ya yapma yer gibi ya. Yani çok ciddi. Hayatım oraya nasıl gidiyorsun? Gitmiyorsun. Bakacağım şu an oradan döneceğim. Harika sokaklar. Bu arada biraz önce Turo.com'dan daha önce beni izleyenlere söylemiştim. Bir Camaro ya da Mustang 2 günlük kiralamaya karar verdik. 2 gün için 1000 mile limit koyuyor. Evin üstü de o ne konuyu tekneyi değiştiriyorum çekiliyor. Ama tekneyi yukarı çekmek için tekneyi mi? Tekneyi çekiyoruz da balkonu. Evet. Bu arada tekrar konuya döneyim. Enteresan yapılar görüyoruz. 2 günlük Camaro ya da neydi öteki Mustang, ikisi de kırmızı üstü açık. Tek kapı kiralamaya karar verdik. 2 gündür bu bizim aklımıza niye gelmedi onu da bilmiyoruz. Nerelere gittik? Ama aklımıza gelmedi. Bu arada da etrafı seyredin sizler. Bakın böyle buralar iç deniz mi diyeyim, nehir mi diyeyim, ne diyeyim bunlara Sedat? Böyle bir şey. Harika bir yer. Burada sanayi sektörü yok. Aha bu arada bunlar da şey ya. Neydi? Mobil house'lar. Girdim bakacağım şimdi onlara zaten. O sıcak değil mi? İyice maçlarımız hayatta ama. Mobil house'lar. Bakın tesadüfen burada yaşıyorlar arkadaşlar. Çekmişler. Bunlar da 60 bin dolardan başlıyor. Büyüklüğüne göre böyle büyük olanları diyorum. 300 bin dolara kadar var. Bunlar 10-15 bin doları bu küçüklerden evet, bulabiliyorsunuz. Çok güzel baksana. Evet, bildiğin burada taşınmadan oturuyorlar Sedat. Evet sabit. Buraya sabitlemişler. Elektriğini, suyunu, evet, giderler. Konudan konuya atladık ama bildiğin burada taşınmıyorlar. Ev kirası yerine böyle evlerde yaşıyorlar. Bunlar da mobil house. Mobil house böyle bunları getiriyorlar buraya. Bunların bölgeleri var. Sadece yer parası, kirası yıllık ödüyorlar. Bakın ama ekleme yapmışlar. Hiç taşınacak gibi durmuyorlar yani. Bakın. Bunları 5, 10, 15 bin dolarlar civarı buluyorsunuz. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Selat çok meraklı olduğu için bakıyorduk. Bunlar arabanın arkasında değil, tırın üstünde taşınan mobil house'lar. Ama bunlar artık şey, bunlar sabit kalmışlar. Yer buluyor, yer kiralıyor, oraya. Aslardan satın alıp yazlık olarak kullanıyorlar. Yılda bir ay gelip kalıyorlar. Öleleri de var. Yılda 3500 dolar yer kirası verdiğini söylüyor vergiler dahil. Bu arada çıkalım buradan hayatım nasıl o taraf şey. RV park olarak da sanırım burası. Mobil house olarak da. Bakın adam şehir içinde kullandığı araba da bu. Almışmış bir golf oyunu. Golf hastalık. Bu arada bilmiyorduk burada bir yer olduğunu. Etrafı gezelim derken burayı keşfettik. Böyle yerlerin varlığını biliyoruz ama burada şu an olduğunu bilmiyorduk. Bakın mobil house. Adam artık sabit. Bakım yapmış. Harika. Ben de yaşayabilirim mobil house'da böyle bir yerde. Yani sıkıntı yok. Bu arada içlerine ben internetten bakmıştım. Senet her şeyleri var. 2 oda, 3 oda, çift banyo, mutfak. Bizim evden daha güzeldi. Ha bu arada arabayı diyordum. Arabayı 2 günlük kiralamaya aslında Orlando'ya gidip Orlando'dan sonra geri start verecektik ama arabayı buradan kiralayıp
gitmeye karar verdik. Şimdi dinlendiğimiz yerde, etraf seyrettiğimiz yerde buna da karar vereceğiz. Arkadaşlar burası Palm Harbor. Dunedin'in üstünde neydi Sedat? Hep unutuyorum. Nesiprik? Tarpon Spring bölgesi. Tarihi bir özelliği varmış. Havuz filan değil, bu doğal. Florida'nın kıyı şeridi bu şekilde. Sadece Florida değil, Amerika'nın bütün kıyı şeridi böyle Sedat. New Jersey'nin de kıyı şeridi böyle. Market hayatım. Buraya da park edebilirsin aslında. Harika bir park. Çok güzel. Parka çok ağacını kesinlikle koymuşlar. Evet anneciğim. Berfin teyzenin büyük oğlunun ismi neydi anneciğim? Adriana, Daniel. Biz hep uyduruyoruz. Adriana'yı da göreceksin anneciğim. Okuldan birlikte almaya gideceğiz büyük ihtimalle. Eda'cığım burada seninle yaşadığımızda... Ha, anne bak Christmas tree'yi. Evet, Christmas tree'yi gördüm. A tree. 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 Anneciğim işte tree, işte tree, tree. Konuşursan evet. Ha, o tree değil, tamam. Üç demek istemiyorum ama mesela ağacı gösterip tamam. Ama ben ağacı gösterip tree dediğim zaman sen ağaç olduğunu anlayacaksın anneciğim. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Evet yürüyüş yapıyoruz. Şu an yapacağız yani. Bayıldık buraya. Aa bak bakın orası da deniz. Ya bu böyle içeri giriyor bu kıvrım böyle değerlendirmişler. Yürümeye devam ediyoruz. Bu taraftan bayağı bir ileride denize bağlanıyor. Bu buranın Tarpon Spring denmesinin sebebi de ismini bu sudan alıyor. Biz birazcık araştırma yaptık. Burada buranın anlatıyor şey herhalde ne o? Deniz kızı galiba. Kapanışı yapalım. Palm Harbor'ın kuzeyinde bir bölge. Buraya genelde Yunanlılar yerleşmiş. Nitekim şurada da Yunan bayrağını göreceksiniz. Yunan lokantaları, esnaflar genelde Yunan. Oturanlar genelde diyelim Yunan. Yunanlılar da bu bölgeyi seçmişler. Akıllılık yapmışlar yani bölge çok güzel. Gerçi her yer güzel ama. Her yerinde Yunanlı görebilirsin. Evet. Yunan ve Çin mutfağı da sanırım görmediğimiz yerlerde de hakimdir tahmin ediyoruz ki.
Pacific Water'dan sevgiler, selamlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye.